Arkadaşlar selamünaleyküm. Volkswagen Batı Otomotiv'deyiz. Uşak'tayız. Buradaki en sempatik, en eğlenceli satış danışmanını arkadaşı aradım, buldum. Ersan kardeşim şimdi bize Golf 8'i tanıtacak. Ama Golf 8'in öyle normal, sıradan bir Golf 8 değil arkadaşlar. R-Line versiyonunun en full paketi. Gırtlak dolusu ne varsa koymuşlar. Şoföre yer yok diyebilir miyiz? Şoföre yer yok. Ersan'a sorular soracağız. Bu ne, bu ne, bu niye böyle, bu niye böyle? Biraz seni zorlayabiliriz kardeşim. Her zaman. Daha önceki satış danışmanlarına çok iyi davrandık. Beni zorlayabilirsiniz. Zorlayabilir miyiz? Zorlayabilirsiniz. Tamam. Diyor. Abi bu araba bize ne olur? Burada da şöyle güzelliğini söyleyeceğim. Golf 8 ile ilgili dikkat edin. Aynalarımız... Ne güzel. Arkadaşlar şu anda müthiş gaza geldim. CV'mi nereye veriyorum abi? Hemen alayım. Abi merak edilen soru. Seat Leon'un bagajı mı, bunun bagajı mı? Şase ne kadar yukarıda, bak görüyor musun? Burada izleyicilerin dikkat edeceği bir nokta var. Nedir abi o? Çok minnak. Bu ne zaman büyüyecek de fites olacak? Ya küçücük kalmış bu. Ben böyle bir düğme istiyorum ya. Ama bu sos düğmesinin haricinde bir çamur yapma düğmesi istiyorum. Çamur yapma düğmesi. Arkadaşlar bu arada arabanın ön tarafında farklı bir detay yakaladık. Bu arabaya bu yapılır mı diyeceğim bir şey sorayım mı? Sor. Şurada bir şey göstereyim hemen. Bu nedir abi ya? Sanki eski bir arabaya biniyormuşum hissi uyandıran bir detay var bu arabada bende. Tahmin et neresi? Abi önce arabanın dış kozmetiğinde neler oldu? Bu araba neydi, ne hale geldi? Komple mi değişti, dışı mı değişti, şasisi mi değişti? Buradan başlayalım, devam edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Araç öncelikle baştan aşağı komple değişti. Şasisi bile mi değişti? Şasisi bile değişti. Of ya, yani niye her kadar değiştirmişler abi ya? Aslında baktığın zaman karakterisinde bir değişiklik yok. Hmm. Golf 1'den beri gelen bir karakteristik var. O karakteristiği aynı şekilde devam ettiriyor. O arka taraftaki C sütunu mu diyorsunuz oraya? Arkası hep aynı. C sütunu olsun, arabanın genel görünüşü olsun, her şey aynı. Sadece burada şu var. Volkswagen şu anda yeni bir devrim atılım yapıyor. ID.3'ler, elektrikli arabalar. Onun için ön bir hazırlığı aslında Golf 8. O zaman Golf 8'in bu kasasının kısa süreceğini öngörebilir miyiz abi? Değil. Bu Golf 8'in devamı gelecek. Hmm. Sadece bu bize bir demo. Demo. Demo olarak 9 yazacak. Olarak mı gelecek, 8.5 var mı? 8.5 var, daha Volkswagen 4-5 seneden önce makyaj yapmaz. Bizim asıl buradaki demomuz şu. ID.3, ID.4 gibi, ID Vision gibi araçlara öncülük etmesi. Şimdi içeriye geçince daha detaylı anlatacağım gerekiyor. Abi o zaman şimdi biz arabanın dış kozmetiğinden başlayalım. Ben Selim kardeşimle kameraya alayım abi, tamam mı? Dış kozmetiğe dair senin söylemek istediğin bir şeyler varsa abi oradan devam edelim. En belirgin olarak baktığımızda Golf 7.5 ile bunun arasında bir tavandan alçalma söz konusu. Yukarıdan aşağı alçaldı. Kaç santim? Genelliği uzadı. 2 santim kadar daha aşağı. Bunun da sebebi rüzgar katsayısı. Rüzgar katsayısı şu anda bu segmentte gelen arabalardaki en az seviyeye indi. Karakteristik olarak baktığımız şimdi tavan alçaldı. Hı-hı. Rüzgar katsayısı düştü. Burada da en büyük etkenlerden bir tanesi de kaput üzerindeki şu şeritler. Bunlar önceden yoktu değil mi abi? Şu yoktu. Bir ve iki tane burada hat var. İki hat olarak geldi. Tek bir yekpare olarak geliyordu. Düz parçaydı. İşte burada da bir karakteristik, yani Golf 8'in karakteristiğini belli eden küçük bir parça. İkincisi, bir önceki kasaya göre baktığımızda bir de şunu da söyleyeceğim. Aracın LED farları komple etrafını dönüyor. Ön kısımda gündüz LED farımız buradan başlıyor. Farın etrafını devam ediyor. Hemen şöyle alayım. Aynı çizgi kapılarından başlıyor. Kolları arabanın etrafını dönüyor. Bu yandığında şu ön taraftaki de yanıyor değil mi abi? Komple, evet, yanıyor. Komple yanıyor. Yakma şansımız var. Yakalım. Anahtarı alalım abi, yakalım onu bir. Yandı mı? Hmm, yandı abi, yandı. Evet, gündüz LED'leri yandı. Bir önceki kasada kapının altından gidiyordu. Ha, şu seti diyorsun değil, evet, mi abi? Evet, setik. Buradaki setik kapının altından gidiyor. Şimdi kapı kollarıyla beraber giderek arabanın tamamını çepeçevre çeviriyor. Güzel. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Ersan abi, arabanın bug'ını buldum ya, bug'ını. Şurayı görüyor musun abi? Evet. Burada bu şeyler kalmış abi. Bu ne derler buna, hani pütürler kalmış şeyin altında, plastiğin. Şimdi onun da şöyle bir şeysi var. Arabanın her parçasının farklı boya kalınlık ölçüsü var. Öyle mi? Bunun da özelliği en fazla taşa veya tortuya maruz kalmasından dolayı. Tüm arabaların hepsinin marşpiyelin boyası kalındır. Yok yok, ben onu demiyorum ama. Tortu da oradan geliyor. Bu tortuyu bu R-Line'ın şu süslü parçasının altına gizlerler diye tahmin etmiştim. Gizlerler deyip gizlememişler işte. Vay be.
Görsünler tortumuzu demişler. Aynen öyle. Hani bilsinler yani. Ha, o da şöyle. Bizi tortumuzla sevsinler demişler. Aynen öyle. Tortumuzla sevsinler. O da ön taraftaki piyano bilek detayının devamı. Vallahi bu piyano bilekler çok güzel abi de. Bunların temizliği, kireç lekesi bitmez vallahi. Bunları sil sil parlatıp duracaksın ya. Gülü seven dikenine katlanır. Doğru. Vallahi her şeyde lafınız hazır be. Bir şeyde bir cevap veremeyin ya. Abi kampanalarda delik yok. Abi bu araba 400 binlerde gözünü seveyim. Bir delik, delikli şey olmaz mı bu soğutmalı? Soğutmalı. İhtiyaç yok. R-Line'ın farklılığı ne var? Ön arka tamponlardaki, marşpiyellerdeki o piyano detaylar. Aynen, piyano detaylar tamam, çok güzel. Yoruyor, temizlik açısından bizi yorabiliyor ama gözümüze de hitap ediyor. Abi bu zaten bu arabayı kim alacak? Bu arabayı çok seven adam alacak, hastası alacak. Bakacak arabasına. Bakacak arabasına. Arabasına gül gibi bakacak. Aynen. Hani kendisine bakmayacak, arabasına bakacak. Çünkü Golf'in öyle bir şeyi var. Abi Golf falan da öyle zaten, hepsi hasta. Aynen, hastası var yani, öyle bir hastası var. Golf birden beri devam ediyor. Şunlar da piyano bilek. Yalnız buradaki R-Line parçaları tamamen yapıştırma abi. Tamamen yapıştırma. Yani, yani çamurlukta herhangi bir böyle değişiklik yok. Yok yani oraya herhangi bir gömme, bir yekpare bir parça değil. Değil değil. Ekstradan yapıştırma. Evet evet, yapıştırmışlar bunları. O da neden? Al ucuz olarak yapıştır hemen, diye. Hemen zaten R-Line'a döndürür herkes arabasını. Hemen döndürür. Var. Parça da var bizde. Takarız. Satarız diyorsun. Aynen. Parça da takarız. Abi. Şu anahtarsız giriş çıkış çalıştırmalar herhalde. Aynı anahtarsız çalıştırmaların, bizim anahtarsız giriş ve çalıştırma seçeneği Life paketten R-Line'e kadar tüm donanımlarında var. En boş Impression'da yok. Impression'da sadece anahtarsız çalıştırma var. Hmm. Onun üzerindekileri paketlerde anahtarsız giriş çalıştırma standart olarak geliyor. Aynalarımız katlanıyor. Aynen, aynalarımız elektrikli katlanabilir yan aynalar var. Burada da şöyle güzelliğini söyleyeceğim. Golf 8 ile ilgili dikkat edin. Aynalarımız şuradaki kelebek camının olduğu yerden geliyordu normalde. Şu anda Golf 8'lerde kapıyla birleşik. Ha öyle mi ya? Bu hiç, da inan dikkat edemiyoruz abi. Sen anlatmasan benim gözümden kaçan detaylar işte, bunlar. Önemli olan kısımlar bunlar. Evet. Küçük detaylar. Bunu Volkswagen çok güzel yapıyor. Bunu buraya almasının sebebi bir, rüzgar katsayısını düşürmek. İki, içeriye girecek olan ses seviyesini, desibelini düşürmek. Abi bu adamları boşuna beklemiyorlar. Golf 8'i var ya, sevgiliyi bekler gibi bekledi millet bu memlekette ya. Ben forumlarda bakıyorum ya, bu araba ne zaman gelecek diye delirir adamlar vardı. Ben kendim bu işin içerisindeyim. Çıktığı an itibariyle ön lansmanları, daha öncesi yurt dışı lansmanlarından öncesindeki o kamuflajda hallerini bile takip ettim. Bu işin içinde olmana rağmen. İşin içinde olmama rağmen kendim satıcı değil, bir meraklı olarak bakıyorum aslında işin içine. Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Yeni gelen araba nasıl gelecek? Full nasıl olacak? Çok güzel. Sıradan buraya yeni ya. Bir araba indiğinde biz böyle şey, sanki böyle yeni bir çocuğumuz doğmuş gibi böyle seviniyoruz yani. Arkadaş ya. Olarak. Beni de işe alın abi ya. Ne kadar maaş. Abi gel. Asgari ücretle başlarım. Önce çay, tamam. Çay dağıtmaya mı başlıyorum? Asgari ücretle başlıyoruz. Ondan sonra performansa göre devam ediyoruz. Depo kapağını iyice büyüttüler mi be abi? Biraz geniş. Biraz geniş ve biraz da yayvan hale yakında getirdiler. Yakında var ya, bu depo kapağını böyle büyüte büyüte şu kapılarla falan eşit ortaya. Yakında ikinci kapak gelecek. İkinci kapak ha. Tabii ikinci kapak. Doğru yani söylüyorsun. Asıl şu anda kullandığım, gördüğümüz araçlar 1.5 veya 1000 motor ETSI, bir de bunların plug-in hibritleri. Bunlar mild hibritliğe geçiyor, bir de plug-in hibritlere gelecek. Onda da iki çeşit hibrit. İki çeşit hibrit. Benzin girişimiz var. Hemen bakıyoruz abi benzin girişine. Yanında herhangi bir çözüm boşluğu bırakmamışlar. Gerçi bu plastikleri oynarlar her türlü de. Evet. Dizeli var mı abi bunun? Dizelleri yok. He, dizelleri yok. Komple dizeli bıraktı. O yüzden bir AdBlue çözümü de yok orada. Aynen öyle. LED'lere bak, yıkılıyor. IQ LED. IQ LED. Premium LED paket var bunda. Premium LED pakette bir, kayar LED farlarımız ve iki, benim en sevdiğim kısım. Abi şu detay çok güzel. Çok güzel ya, gerçekten yani çok güzel. Şu parçalı detayı bu arabaya çok güzel yedirmişler. Abi, ve çok güzel ya. Geliyor. Daha önce görmedik. Kayar led var mı bunda? Kayar led var. Anahtar yanında mı? Dörtlüğü yakıversen abi. Hemen yakalım. Aç kapa yapsak. Bir daha dörtlüğü yaksana. Golf yasını almış. Yeni logonuz. Yeni logo, aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Şurada küçük bir detay daha var. Ondan bahsedeyim. Volkswagen 1.5 TSI, TSI motor, FSI motor gibi motor isimlerini tamamen kaldırdı. Ama ilk defa bu arabayla beraber geliyor. Ne abi o? ATSI. Şu anda ATSI'yi biz ilk Golf 8'de duyduk değil mi abi? İlk Golf 8'de duyuyoruz.
Abi bu ETSI'nin hikayesi nedir abi? ETSI şu, mild hybrid. Elektrikli bir motor var içerisinde. Bununla beraber 48 voltluk bir bataryası var. Hem şarj konusunda daha uzun ömürlü, akünün bitme konusunda. Hem de arabanızda yakıt tasarrufu ve motorunuzu biraz daha az kullanan bir teknoloji. Ve bunu da en güzel şeyi söyleyeceğim. Burası önemli. Küçük motorda ilk defa bir hibrit motor. Şu anda bu arabanın motoru hibrit motor mu? Hibrit motor. Yani elektrik desteği mi var bu motorun? Elektrik desteği var. 48 voltluk bir motoru var içerisinde. Elektrik motoru var. Hem şarj edebiliyor kendisini. Bunu da motordan destek almadan, yani fren yaparken sağlıyor. Frene bastığınız an orada enerjiyi topluyor. Enerjisini alıyor. Bu 150 beygirlik versiyonu değil mi abi? 1.5 TSI. Bir de 110 beygirlik versiyonu var. Bir de 110 beygirlik versiyonu var. 1.0 ATSI. O da mı aynı mantıkla? Aynı mantıkla çalışıyor. Vay be. Ve bunun önemli dememin sebebi şu. Şu anda Türkiye'de veya dünyada bakıldığında küçük motora ilk defa hibrit teknolojisini kullanan Volkswagen. Asıl plug-in hibritler gelecek. Onlardan daha sonra tekrar görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Abi şöyle arabanın arka tarafına bakıyorum tekrardan. Bu senin piyano bilekler burada devam ediyor alt tarafta. Evet. Difüzörler aynı şekilde. Güzel bir hava katsı buna. Piyano bilek detayları aynı şekilde. Biz difüzörü çok severiz abi. Bir şey söyleyeyim ben sana. Gömleği ütü, arabayı arkası gösterir abi. O yüzden biz de arabanın şu arka detayı, hele böyle hızlı ve güçlü arabalarda insanlar en çok bu arkayı göreceği için ve çok satılıyor. Hani difüzör parçası olmayan arabaya bile difüzör parçası en çok satılan parça. Tabii ya, ben şunu çünkü kendi boyutuma alıp takmak isterim abi, baksana. Sanki böyle araba kükreyip de arka tarafa ateşe verecekmiş gibi. Yani altımızda bir charger araba varmış gibi bir hissiyat veriyor. Çevir arabayı, mangalı yak şunu, tutuştur. Evet, aynen öyle. R-Line'la beraber gelen jant detayları da güzel. Jantlar biraz küçük olmamış mı abi? Araba için ideal. Şimdi arabanın içerisinde süspansiyonlarından kaynaklı bir sertlik var. Yani spor süspansiyon olduğu için bir sertlik var. Onu bir şekilde jantını küçültüp lastiklerin yanak genişliğini genişletip o rahatlığı vermeye çalışıyor. Anladım. Şimdi 18 yapsak bunu, araba sert olacak. Kasislerde yolda giderken sert kalacak. Bu arabayı zaten genç müşteri kullanıyor. Genç müşterilerin çoğu gazık gibi arabaya bile razı. Yeter ki havalı görünsün. Yeter ki havalı olsun. Opsiyon var mı 18 jant opsiyonu? Var. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Biz onu parasını verir alırız abi. Sen merak parasını etme. Parasını veririz biz. Köpek balığı. Balık sırtı. Ha, balık sırtı. Balık sırtı. Anteni panoramik açılı bir cam tavanla beraber gelmiş oluyor araç. R-Line standardı bu. Aslında R-Line standardında yok. Ama Türkiye'ye gelen arabanın hepsi standart bir şekilde cam tavanla geliyor. İyi, güzel. Abi arabanın dışında piyano bilek detayları gördük, farlarını gördük. Ön far konuşmadık. Ön far. Ve ön tampon. Of. Abi bu arabanın önü çok güzel olmuş. Ve şu alttaki tek parça var ya, şuraya bakar mısın? Şu kısmın sadece siyah olması çok şık olmuş. Siyahla çok güzel. Aynı şekilde şu tamponun piyano bilek olarak gelmesi bir. Şurada mı sanki böyle yapıştırma gibi abi? Değil mi? Onun gibi sanki. Şu etraftaki çerçeve, evet, yapıştırma, evet, gibi abi. Yapıştırma. Aynı Tabii. zamanda Volkswagen'i şu konuda da tebrik etmek istiyorum abi. Evet, arabayı çok güzel süslemiş ama ucuz çözümler bulmuş, ekonomik çözümler bulmuş kendi küçük adına. Küçük çözümler artık nasıl küçük diyeceğim. Ben yalnız şunu bekliyordum abi, Volkswagen logosunu değiştirdikten sonra, logoyu değiştirdi ya, bu logoyu LED aydınlatmaya uyarlar diye düşünüyordum. Yani alttan bir LED verip de bunu parlatacaklar diye düşünüyordum. Onu yapmamış. Çok iyi bir tasarımcısın, biliyor musun? Kesinlikle, çünkü neden firmaların hepsi logo değiştiriyor abi? Peugeot değiştirdi, Renault. Bunlar LED'e uyarlamak istiyor. Geceleyin arabaların logolarını yakacaklar abi, LED gibi. Sen gidip şu anda gidip Volkswagen'e çalışabilirsin. Bak ne kadar güzel. Senin aklına geliyor. Bak ne güzel. Arkadaşlar şu anda müthiş gaza geldim. CV'mi nereye veriyorum abi? Hemen alayım ben. Neden diyecek o? Çünkü o teknolojiyi, o şeyi biz nerede uygulayacağız? Yeni gelecek olan elektrikli araçlarımızda. Öyle mi? Tasarım orada geliyor. Demo buydu o zaman. Demo bu. Tamam. Bu ön bir demo. İçeriği de göreceğiz birazdan. Ön demolar bunlar. Şimdi bir de bu arabada far teknolojisi. Matrix far içerisinde 42 tane, 40'a yakın bir LED var. Bu da sizin sürüşünüze göre kendini aydınlatıyor. Gündüz yolda nasıl gidiyorsa gece de aynı far teknolojisini bunu da görüyorsun. Sürüşünüz şu anda bunun içerisinde şu iki tane far var abi. Burada iki, evet, tane far var. Bunun soldakisi ne iş yapıyor, sağdakisi ne iş yapıyor? Onlar sürüşünüze duyarlı. Buradaki farlar gündüzde yanıyor. Arda gece de normal kısa far olarak geçiyor. Buradaki farlar aydınlatarak ve buradaki mercekle beraber desteklenerek uzun farlara buradan destekliyor.
daha geniş bir araç. Şurada bir içeride bir tane küçük far desteği daha var. Evet. O da bizim aynı şekilde. Viraj aydınlatması. Viraj aydınlatması. Şundan bahsetmedik. Neyden? Küçük bir detaya atladık. Allah, neye atladık abi? Abi sis farı yok. Sis farı yok. En çok gelen soru o. Bu arabada sis farı yok mu? O zaman şu sis farı. Aynen. İçeride ekstradan ledler, ekstra sis farı. Yani biz ona sis farı demiyoruz da kötü hava farı diye geçiyor. Ha. Bu arabada yok. Artık Volkswagen'in hiç farı bana sorarsan bir şey söyleyeyim mi abi ya? Şuranın şöyle yekpare gözükmese sis farından kat kat güzel. Kat kat da ihtiyaç yok. Yok. Şu anda LED teknolojisi bizim sis farına ihtiyacımızı kaldırıyor ortadan. Görsel olarak gençler sis farını çok seviyor. Üstte bir ışık, altta bir ışık yakıp gezmeyi çok seviyorlar ama çok seviyor. Artık bu kadar gündüz dedinin, bu kadar tasarımın ön plana çıktığı bir yerde sis mis yani hak getire yani. Kim görür ki? Yani benden çok gelen soru, arabada neden sis farı yok sorusu. En çok aldığım. R-Line'ın logosu biraz küçük mü kalmış abi? Bunun için yeterli. Neden? Çünkü tampon büyüdü. Tampon büyüdü. Şurası azaldı, bitti, yok oldu. Bu alttaki havalandırma kanalı biraz daha küçüldüğü için ama bunun için yeterli. Buraya büyük bir logo koysan Volkswagen öldürür. Ön taraf bayağı sadeleşmiş ya. Bence çok cool olmuş. Ben beğendim. Oradaki güzellik şu. Şu tamponun büyümesi. Şu arayı kapatıp tamponu büyütmesi çok güzel bir detay vermiş bu arabaya. Şöyle bakıyorum abi. Buraya düğme için bir yer yapmışlar herhalde. Düğmelisi var mı? Elektriklisi? Elektrikli bagajı yok. Yok. Daha ben görmedim. Belki gelir. Evet, malzemeler. İstetme var mı? Aç abi, aç 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 aç. Ana, istetme var. İstetme var. Kimse koymuyor bu arada istetme ya. Volkswagen hepsinde şu anda istetme var. Belli bir kilometre kadar gidebilen, belli bir hıza kadar gidebilen daha ince bir lastikler var. Aracı içerisinde tam yerine güzelce kapatılmış. Kriko nerede abi? Hemen şunun içerisinde. Oo, bayağı sert bir malzeme. Tahta. Sert tahta. Yani güzel bir malzeme. Şuradan arka tarafa ulaşım sağlanıyor. Arka tarafa erişim yeri var. Aynı şekilde 12 volt girişi yine bagajın içerisinde. Şurada bir kademe daha var abi. Doğru görüyorum değil mi? Evet. Küçük bir... Şu buraya mı çıkıyor? Oraya çıkıyor. Şu an üst kısımdasın. Hı-hı. Poşetlerin elinde. Evet. Derine bırakmak hemen istemiyorsun. Hemen bıraktın, geri aldın. Şu anda çok eşya götürmek istemediğin zamanlarda bunu bu şekilde yüksek kullanıyorsun. Yani şurada hatta kullanıyorsun. Dolayısıyla indir bindir rahat oluyor. Şehir dışına çıktın. Valizlerini aldın. Yetmedi. İndir abi aşağıya. Valizlerini koy. En azından biraz daha yerin olmuş oldu. Hatta bunu komple sök, istetmenin üstüne yardır. İstetmenin üstüne yardırabiliriz. Ama gerek yok. Şu anda alt kademeye indiriyoruz. Arkadaşlar, o kadar muhabbetini yaptığımız motoru bir görelim bakalım. Bu kaputun altında ne yatıyor? Bunu bir inceleyelim. Oo, cincik gibi vallahi. Araba, sıfır arabanın motor haznesi bile gıcır gıcır ya. Değil mi? Renginden belli. Arabanın motoru az önce çalıştığı için burası bayağı biraz sıcak. Sıcak. Şimdi abi bu ATCI motor. 150 beygir. 1.5. Aynen, doğru. Artı ATSI, işte içerisinde de ekstradan bir destekli 48 voltluk bir elektrik motoru da bulunuyor. Bunun 1.0'ında burası hacim olarak daha küçülüyor mu? Daha küçük. Şöyle bakıyoruz abi, şuralara falan bakıyoruz, her yer ışıl ışıl. Şurada daha önce görmediğim detaylar görüyorum. Evet. Şu çıkıntıyı daha önce görmemiştim galiba abi. Abi şu şase ne kadar yukarıda? Yukarıda. Şase ne kadar yukarıda bak, görüyor musun? Şöyle şuralarda daha önce rastlamadığım delikler görüyorum abi. Evet. Burada bu delikler var. Ben bilmiyorum yani çok fazla incelediğim bir detay değil ama daha önce rastlamamıştım. Bunlar bir kanal mı acaba? Havalandırma kanalı. Havalandırma kanalı. Şurada yine izolatör. Bunun adını öğrendim. İzolatör diyorlar. İzolatör diyorlar abi. Şöyle motor kaputunun içine bakıyorum. Daha başka bir detay var mı? Yok. Vidalara bakalım abi. Boya değişen var mı? Var mı? Bak bakalım. Ama abi arabanın rengi çok güzel. Bakın iç rengi arkadaşlar, dış rengi arasındaki farka bakın. Bu tabii bandırılıp çıkarılıyor buraya. Tabii bandırılıp çıkarılan. Ondan sonra şu kısımlar tekrardan işlem görüyor demek ki. Dışarıya ekstra. Bu kısımlar ekstradan işlem görüyor. Evet. Yani nasıl bir işlem? Fabrikadan çıktıktan sonra tekrardan boyama. Cilası var, metalik boyası var, ekstra işlem var. Bunu bilen arkadaşlar daha fazladır. Bu işte uğraşanlar daha biliyorlar. Aynen, tabii kesinlikle. Teknik detaylar çünkü. Şurada kaput şeyleri. Evet. Süspansiyonları var. Burada mandalla açılması. Şurada mandalla iki kanallı olabilir. Çiçek gibi motor ya işte. Al bin. 1.5 benzinli güzel motor. Arabaya bana kalırsa büyük geliyor. 150 beygir. Bu bizim önceki 150 beygirlerden daha güçlü mü abi? Yani daha farklı bir tork ayarı falan fazla mı? Yok, aynı. Yani 1.5 150 beygirliklerle aynı tork ayarına sahip.
Ama bu kasadaki ağırlıktaki bir araba için 1.5 benzinle bile bu arabaya büyük geliyor. Uçuruyor ya, uçuruyor ya. Fazla geliyor. 1000 motor ideali, 1.5 fazla basmak isteyen arkadaşlara buradan özel destek fazla derken bile ben burayı pazarlama sevdim yani. Aynen. Herkes fazlasını istiyor abi. Herkes fazlasını istiyor. Herkes. Altında büyük bir motorun olmasını herkes ister. Aha, bunda da mı onun gibi bir mandal yapmışlar? Evet. Panjur var. Ama elektrikli bir bağlantısı var mı? Elektrikli bağlantısı yok. Yani büyük ihtimal rüzgar şiddetine göre kendini ayarlıyor herhalde. Arkadaşlar bu arada arabanın ön tarafında farklı bir detay yakaladık videolardan tutmaya. Bizim Egea videosundaki gibi bunda da bir panjur yakaladık. Fakat bu panjurun yapısı biraz daha farklı. Burada kalkan bir sistem var. Bu nasıl çalışıyor, neye göre çalışıyor bunu ben de bilmiyorum açıkçası. Buradaki düzenekler biraz değişik. Mesela şurada ızgara var, burada yok falan. Artık bunu eğer bir Golf 8'iniz olursa iyice incelersiniz. Koltukların güzelliğine bakar mısın ya? Vay, şuralarda nubuk detaylar var. Nubuk kumaş artı deri. Deriyi çok seviyoruz. Çok seviyoruz ya artı gerçekten. Erişim noktası. Bagaja erişim kısımları aynı. Koltuk güzelmiş yalnız abi. Otursana abi, sana zahmet. Yaşam şeyini görelim abi. Şimdi şöyle. Benim alanım 3 parmaklık bir mesafem var. Şoför koltuğu normal ayarlarda. Normal ayarlarda benim 3 parmaklık bir mesafem var. Baş mesafesi hani 4 parmaktan fazla evet. Şu anda. Ya yaşam alanı olarak arka tarafı gayet güzel. Küçük detaylar var yine. Cepler. Ve burada da 2 tane küçük telefon koyabileceğiniz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya, bunu çok iyi düşünmüşler hakikaten. Cep telefonu koymak için ya. Cep telefonu olabilir, başka bir şey olabilir. Ne kadar küçük bir detay ama. Küçük vallahi detay. Çok güzel olmuş ya. Bak telefonunuzu çıkarıyorsunuz arkadaşlar buraya. Şöyle sokuyorsunuz. Telefon burada, çaldığında ekranı da görüyorsunuz. Oh mis. Vallahi bayıldım abi. Güzel çözümler. Yani küçük, güzel çözüm küçük, ya. Güzel çözümler burada. Çok güzel. Artı dijital bir klima var araçta. 3 bölmeli tam otomatik dijital klima. Arka taraftakinin rahatlığı için de yine buradan ayarlarını yapabiliyor. Abi artı, şurada altta bir şey daha görüyorum abi. Şurada 2 tane Type-C girişti. Önde 2 tane Type-C'miz var. Arkada 2 tane vermiş. Yalnız buradakiler sadece şarj ediyor. Bağlantı yok. Bağlantı yok. Yani multimedya sistemine herhangi bir şekilde erişimi yok. Sadece şarj etmek için. Abi sana hangi devirde yaşıyoruz be Ersan abi? Bu arabaya bu yapılır mı diyeceğim bir şey sorayım mı? Sor. Abi hala daha burada kocaman bir yükseklik şaft tüneli var bu arabada ya. Umarım kamera gösteriyordur. Burası biraz karanlık ama kocaman bir şaft tüneli evet. Var abi. Daraltıyor orayı. Niye abi? Nedir o? Şundan dolayı şaft tünelinin içerisinde bizim egzoz elektrikli aksamların tamamı şaft tünelinin içinden geçiyor. Abi şaft tüneli olmayan arabalarda egzoz emisyonu yok mu? Hepsinde var. Egzoz var ama bu sefer ne yapıyor? Arabanın tabanını aşağı indiriyor. İkincisi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arabanın aynı birebir 4x4'ü var. Ha, şimdi oldu işte. Şimdi oldu abi. Evet. Bu adamlar 4x4'e ayrı şase, buna ayrı şase üretemeyecekleri. Üretmeyecekleri için maliyet farklılığından dolayı bu arabanın birebirinin 4x4'ü var. Evet. GTI'leri olsun, R'ları olsun, 3000 motor benzinleri olsun bu arabaların var. Abi bayağı yüksek yapmışlar. Ama yüksek. Ya. Gerçekten yüksek. Yüksek. Bakayım ben şuna. Abi, bir karış var. Bir karış var ya. Bir karış evet. Var. Bir karış var arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. İnşallah siyah, karanlık gözüküyor ama inşallah net gözüküyordur. Bir karış var. Tepe aydınlatmasını eğimli yapmışlar. Dokunmatik öyle mi? Dokunmatik. Hatta şöyle yaparak ben bunu biraz daha kısabiliyorum. Ayarını kıstı. Evet. Çok güzel. Bir daha göstersene abi. Şimdi kapattım. Açtım. Abi basılı tutuyorum. Hop kısıyorum. Harika. Vallahi bayıldım bu özelliğe. Basılı tutarak ayarını kısıyorsun. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Loş yapabilirsin. Kitap okuma ışığına getirebilirsin. Arkadaşlar iki tane detaya vuruldum. Bir tanesi şu. Şuraya telefon sokuyorsunuz. Çok basit. Para bile etmeyecek. Basit. Çok güzel bir detay beni mutlu etti. Bir tanesi de şuradaki ışıkların kısılıyor olabilmesi. Harika bir özellik. Ersan abi şu kapıların içinde de ışıklar var. Evet. Burada da var bak. Evet. İç ve dış aydınlatma komple olarak geliyor araçta. Ben orayı unuttum bak. Başka aynanın altında var mı? Burada da var. Ama oradaki şöyle güzelliği var. Güzel bir ışık var. Kafeyi görebiliyor musun? Güzel. Kafeyi görebiliyor musun? Güzelmiş. Ya zaten çok güzel bir parça parça evet. Yere de baktığında şurası. Şöyle görünebiliyor mu bilmiyorum şu ama. Şu an çok aydınlık olduğu için gözükmüyor çok fazla da. Biz bunu nasıl fark ettik? Elde çok güzel gözüküyor. Evet. Biz bunu nasıl fark ettik? Showroom'u temizliyoruz.
yerde kir var sanarak paspaslamaya çalışıyoruz. Haberiniz yok muydu? Haberiniz yok. Orada öğrendik bunu. Yeri paspaslamaya çalışıyoruz, çıkarmaya çalışıyoruz. Leke var diye çıkarmaya çalışıyoruz. Güzel bir anınız olmuş oldu. Aynen öyle. Şöyle koltuğun yan tarafına bakıyorum. R-Line ama elektrik desteği yok. Yok. Opsiyonel var mı? Opsiyonel olarak gelecek. 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 Arabanın şu alt taraftaki detaylara bakıyorum. Metal ve plastik birleşimli pedallar. Evet, krom pedallar diye geçiyor. Spor, krom pedallar. Spor. Bu araba spor araba yani. R-Line biliyorlar zaten. Aynen. Spor bir araba. Şoför koltuğu 10 numara. Baldır desteği yok ya. Baldır desteği yok, evet. İşte onlar da yine konfort dediğimiz eko konfort koltuklarla beraber geliyor. Buralara söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Çok güzel. Direksiyon simidi efsane. Gel abi binelim arabaya. Şurada bir şey göstereyim hemen. Bu nedir abi ya? Bu bizim bataryamız. Elektrikli ATSI'deki batarya burada abi. Aa. Evet, 48 voltluk batarya burada. Buradan aynı şekilde elektrik motoru besleniyor. Ve buradan aynı şekilde de akümüz de buradan besleniyor. Ama ne geldi biliyor musun abi? Burada oturan adam elinde çay, kahve, kola içerken buraya dökerse sorun olur mu? Abi mühendisler senden benden önce düşünmüştür onu. Valla kesin ki. Bunun cantası, yani mantası, her şeysi vardır değil kesinlikle mi? Kesinlikle vardır. Hatta bu özel bir kaplama. Yani şu üzerindeki şu malzeme özel bir kaplama. Aynı şekilde yanlarıyla beraber abi her şeyi düşünmüşlerdir adamlar. Kesinlikle düşünmüşlerdir. Kesin düşünmüşlerdir. Zaten en fazla, bir kişi çay döker, bozulur, sonra hepsini düzenler. Aynen öyle. Ama bunun şöyle söyleyeyim. İlk defa hemen 2021 yılında geldi. Yeni test edildi. Yeni bir teknolojiyi düşünmemek lazım. 2019'dan beri bu adamlar bu arabanın üzerine çalışıyorlar. Aralardaki eflatun ışıkların, evet, rengi değişiyor mu? Arabayı çepeçevre çevriliyor. Arka koltuk, arkalarda da var. Arkalarda da var, bakalım. Evet, arka kapılarda da var abi gerçekten. Arka kapılarda aynı şekilde detaylar var. Omuz hizasında da var. Alt kısımlarda da aynı şekilde desteğimiz var. Ayaklarda da var. Şurada da elektrikli şarj bölümünde yeşil bir ışığımız, evet, var. Yeşil bir ışığımız var. Hepsi ayrı ayrı. 3 bölme, ambiyans aydınlatma 3 bölmeli. Birinci, ikinci, ayaklarda üçüncü. Evet, ayakların oradakini de şöyle göreyim abi gerçekten. Orada da renk değişiyor mu, onu söylüyordun abi. Renkler değişiyor. Kaç renk 30 oluyor? Renkli, 3 bölmeli tam bir aydınlatma var arabada. Biz severiz değil mi arkadaşlar renkleri? Bizde gazino gibi olacak. Her renk olacak. Ya var ya, yani gerçekten böyle renkli şeyleri, cicili bicili şeyleri çok severiz. Bu arada şu kamerayı öne almadan önce şöyle şeyi de göstereyim abi, ön tarafı. Hayalet göstergemiz. MIB 3 teknolojisi. Şu andaki görmüş olduğun multimedya sistemi. Volkswagen'in yeni teknolojisi. MIB 3 diye geçiyor ismi. Yani abi bizim anlayacağımız üçüncü gibi nesil. Hı-hı. Üçüncü nesil bir multimedya ses sistemi. Arabada hiçbir şey fiziksel buton tuş yok. Tamamını neredeyse kaldırdılar. Şunlar dokunmatik galiba. Dokunmatik. Her şey dokunmatik. Şuraya bakıyorum. Evet, burada da her şey dokunmatik olmuş. Şu bahsettiğimiz front ön aydınlatmalar. Evet, kötü hava aydınlatması diyor. Kötü hava aydınlatması. Evet. Yağmur, çok sis. Kötü bir isim bulmuşlar be. Sis çok havalıydı ya. Sis havalı bir isimdi ama işte sadece kar değil. Şimdi onu sen sadece siste çalıştırmıyorsun ki. Yoğun yağmurlu ya da karlı havalarda da çalıştırıyorsun. Abi dokunmatik olmuş her şey. Direksiyon da dokunmatik. Aynen. R-Line'ın en güzel farklarından bir tanesi. Direksiyondaki olan fiziksel butonları tamamen kaldırdılar. Abi şimdi benim şu Volkswagen logomun içinde led yanmayacak mı? Yanmayacak. Soğuk da olsa. Hoş bir led, yanmayacak. Güzel olmaz mıydı? Yanmayacak. Ben var ya bunun yaptıralım ya. Sen alırsan sana yaptıralım. Adamsın. Buluruz bir şey. Adamsın abi. R-Line'ın buraya çok küçük bir logosunu koymuşlar. Kapıya bakıyorum abi. Kapı aynı normal önceki Volkswagen'lerle hemen hemen düğmelerin olduğu yer. R-Line'de farklılıklardan bir tanesinden bahsedelim. Tavan rengi siyah. Önceden değildi galiba. Hiçbir zaman değildi. Antrasit normal. Normal bej. Açık gri, hı hı. Tüm arabalarımızda tamamında aynı şekilde ama sadece R-Line'de tavan siyah geliyor. Bunlar yine dokunmatik. Aynı şekilde yine basılarak. Kısılıyor. Evet. Yok böyle olay ya, bunu çok güzel yapmışlar. Aynen, o güzel. SOS. Evet, SOS desteği. Füze fırlatıyorsun değil mi? Evet. Ben böyle şimdi bir düğme istiyorum ya, ama bu SOS düğmesinin haricinde bir çamur yapma düğmesi istiyorum. Çamur İnşallah. Yapma düğmesi. İnşallah çıkarırlar yani. Bunu yazmak lazım. Arka tarafta böyle içi rapdiyelerle dolu bir kutu olacak. Onu arka tarafa doğru dökecek. Ne bileyim ya. Ne kadar kirli bir ruhum var ya. Bu abi SOS. Arıyoruz. Evet. Buradan kim arıyoruz abi? Buradan yapılan anlaşmalarla beraber
112 acil servisine doğrudan iletişim sağlanıyor. Şimdi bu nasıl çalışıyor? İki şekilde çalışıyor. Bir tanesi, siz yardım istediğinizde iki defa basıyorsunuz düğmeye. 112 servisine düşüyor ve sizin arabanızı arıyor. Telefonla sesli görüşme yapılıyor. Eğer siz bir sesli görüşmeye cevap vermezseniz bulunduğunuz konuma direktman birebir ulaşıyor. İkincisi, arabada herhangi bir şekilde bir devrilme, kaza yapma durumu varsa arabanın tamamıyla iletişim sağlıyor. Bu sürede de yine sizi arıyor. Siz yine cevap vermezseniz tüm ekipleri buraya topluyor. Daha önce kullanıldı diye biliyorum ama diğer araçlarda vardı kadar, Mercedes BMW'de. Var ama şu andaki yapılan bir protokol sözleşmesi var. Ondan sonra zaten Golf'ün asıl gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Bu protokolüyle yapılamadı. Anlaşma sağlanamadı. Enteresan. Şunlar dokunmatik. Evet. Oo, direksiyon ısıtma. Direksiyon ısıtma. Direksiyon ısıtma. Çok sayılı beraber ya. Artık direksiyon ısıtması var. Hatta lifetime beri gelecek. Kulakçıklarımız burada. Fitesteyiz. Yani fiteslerimiz orada aynı şekilde. Abi şu start düğmesi çok güzel olmuş. Biraz değiştirmişler. Bu iyi olmuş abi ya. Yuvarlaktan sıkıldık galiba. Burası güzel. Arkadaşlar her zamanki gibi kablosuz şarjı denememiz lazım. Benim telefon biraz kaba bir telefon. O yüzden şuraya koyalım. Evet, şarj çalıştı. %58. Dursun bakalım orada. Dursun. Biz sohbet ederken ne kadar şarj edecek telefonu. Hatta o ifadeyi aynı şekilde şarj oluyor diyerek de multimedya sisteminden de veriyor sana. Şuradan mı gösteriyor? Evet. Oradan da görünüyor. Yani mobil cihaz şarj oluyor diye. Yüzdesini de söylüyor mu? Yüzdesini söylemiyor. Söylemiyor. Yüzdesini ama bağlarsan söyler. Bağlarsan söyler. Söyler. Abi burası ne? Bozuk para. Anahtar. Küçük anahtar. Bunlar için geçerli. Çok güzel ya. Buraya kocaman yapıyorlar. Langıdık langıdık geziyor içinde. Ben sevmiyordum. Bu yeterli. Çok yeterli bana. Burası eskilere göre çok daha güzel olmuş. Yalnız şu şeyi beğendim abi. Burası telefonumu aldı. Normalde arabaların şey telefonumu almıyor. Bir de bazı arabalarınki kuyu gibi oluyor şarj yeri. Çok derin oluyor. Çok derin oluyor. Sen erişmekte zorlanıyorsun. Zorlanıyorsun. Bu biraz güzel olmuş ama ileride Ersan abi dersin ki bak Sait demişti dersin. Bu tarz şarj olayları bitecek. Tamamen telefonlar insanların görebileceği yerlerde şarj olacak arabalarda. Onu, göğüste, yukarıda, aşağıda, şurada, burada bu tarz yerlerde şarj olacaklar bence. Onu da geçtim. Şöyle söyleyeyim. Sen cebinden çıkarmana bile ihtiyaç duymayacaksın. Yok artık. Kesinlikle. Abi o sen... O teknoloji üzerine devam çalışılıyor şu anda. Senin söylediğin teknoloji benimkini ezdi geçti. Bir ya fites çok tatlı olmamış çok mı? Çok güzel. Çok minnak. Bu ne zaman büyüyecek de fites olacak? Ya küçücük kalmış bu. Ya ben böyle küçük çözümleri çok seviyorum ya. Yok. Böyle kocaman böyle nal gibi fitesler artık gerek yok ya. Bir taraftan güzel. Hı hı. Elini koymak istiyorsun. Bir taraftan da kötü. Şimdi yavaş yavaş onlar kalktı. Otomatik istiyorlar. Şimdi de artık illaki küçük fites yani bu adı ne? Shift by wire teknolojisi olarak geçmiş durumda. Küçük olmasına isim mi takmışlar teknolojik olarak? Bu teknoloji. Bu bambaşka bir teknoloji. Çünkü içerisinde eski fites kollarında bir fiziksel, bir mekanik bir kol var. Bunda mekanik bir kol yok. Buradan gönderdiğiniz sinyaller doğrudan şanzımana gidiyor. Ya işte ama tek sorun ne abi? Buna tesbih takamazsın. Evet. Tesbih takamazsın abi. Doğru. Buna paket lastiği yaparsın. Yapamaz yani. Evet şuraya bakıyorum. Bir düğme gördüm aman Allah'ım. Abi hemen göstereyim. Hemen alıyorum. Ah kusura bakma abi. Böyle bağlılığım ya. Yani burasını şu anda geniş bir alan olarak ifade anlıyorsun. Ediyoruz ama küçük bir bardağınız var. Dökülmesin. Evet. Abi basıyorsun düğmesine. Bari. Kendine göre Cix. Genişleyebilen bir alan var. Şurada ama, bir anahtar simgesi görüyorum abi. Anahtar var orada. Nedir o evet, anahtar? Anahtar simgesi şu. Anahtar algılama sensörü. Kablosuz çalıştırma olduğu için. Hı-hı. Anahtarsız çalıştırma olduğu için. Sensörü burada. Buranın altında söylüyor. Mesela eskiden direksiyonun yanındaydı. Şu anda buraya aldılar. Arabanın merkezini aldılar. Arabanın evet. Her yerine erişsin diye. Anahtar konusunda problem çekmeyin diye. Direksiyon hakkında bir şey söyleyelim. Altımız kesik yine. Kesik spor direksiyon. Üç kollu spor direksiyon. Şurada pütürlü bir alan var. R-Line'ın şeyi. Boynuzlar var içeri doğru. Aynen. Şimdi ses sistemi 6 tane hoparlörü var araçta. Aha. Kapılarda. Ama ekstra olarak da Harman Kardon ses sistemini alabiliyorsun bu arabaya. Oo, opsiyon kaç para abi? Yani şöyle söyleyeyim bir 12-13 bin liraya gözden çıkaracağım. Ama efsane ses verir. Değişiyor. Değişmez mi? Mükemmel. Hele bu arabadaki basıklık ve ses yalıtımıyla beraber birleştiği zaman bu arabada efsane bir ses çıkıyor. Yalnız bu tek yekpare koltuklar da çok şık duruyor. Yani şöyle sana bakarken fark ediyorum abi arkamda. Evet. R-Line koltuk dizaynı. R-Line koltuk dizaynı çok güzel. Sanki böyle bir rally havasında böyle Formula 1 pilotlarının kullandığı o spor koltuklar havasını veriyor. Şöyle bakıyorum arkadaşlar arkaya yaslanma olarak. Yani bu koltuğun konfor olarak
bize katta çok bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Konfor yani şu yekpare olmasının. Ama çok havalı bir duruş. Havalım duruyor. Tabii. Aracın duruyor. Dışı kadar artık içine de görsel önem veriyorlar abi. İç tasarım diye bir şey var. Herkes öncelikle göze, sonra kalbe. Ses sistemi şu an için şurada bir tane merkez hoparlör görüyorum en göğüste. Evet. Şuralarda bir hoparlör var. Orada evet. Sonra kapılarda ve kapılarda muhtemelen var. Arka tarafta bir hoparlörümüz var mı abi? En arkada yok. En arkada. Harman Kardon'la beraber geliyor. Safvapur'la beraber 8 tane hoparlör olmuş oluyor toplam. Aynanın şurasında bir şey görüyorum abi. Dikiz aynasının şurasında bir karartı var. Gördün abi, mü abi? Çok dikkatlisin. Çok güzel bir detay. Nedir arabadaki abi? Kör nokta uyarı. Yani senin görmediğin kısmı araba kendisi görüyor. Sana diyor burada araba var diyor. Şurada da var aynı şey o zaman. Çok da dikkatini çekiyor. Kullandığımızda baktığımızda çok da dikkat çekici bir... Çok kocaman yapmışlar. Bazıları aynanın içinde küçük nokta gibi oluyor. Evet. Onlar dikkat çekmeyebilir ama bu çekiyor abi. Bu çok güzel dikkat çekiyor. Yani gösteriyor. Bakış açısına göre güzel gösteriyor. Arabanın bir tek neresine alışamadım biliyor musun Ersan abi? Yani sanki eski bir arabaya biniyormuşum hissi uyandıran bir detay var bu arabada bende. Tahmin et neresi? Aynen abi. Süpersin. Şu. Şuradaki şu ızgara... Bu evet. Eski arabalarda da görebileceğim bir detaydı. Ne yapmışlar abi? Buradaki delikler nedir? Şurada bir boşluklar var. Orada yine bir havalandırma boşlukları var. Şu farlar ısınıyor. Baksana. Farlar ısınıyor. Oradan hava alması gerekiyor malzeme. Bluetooth mikrofon algılayıcısı bunun içinde mi? Şuraya indiriyorum. Işığım yanıyor. Şurada olabilir. Şurada olabilir. Olabilir abi. Eskiden direksiyondaydı. Öyle mi? Eskiden direksiyondaydı. Belki hala direksiyondan devam edebilir. Direksiyondan devam edebilir. Arabanın yalıtımı çok iyi olduğu için nereye koyarsan koy mikrofonu her yerden alacaktır şu anda. Arabanın sıfır kokusu çok tatlı ya. Ben bunu bayilerde çektiğimiz arabaların çoğunda söylüyorum ama hangisi hangisinden güzel bunu kestiremiyorum da kalite arttıkça bilmiyorum psikolojik mi değil mi sıfır kokusu da daha bir tatlanmaya başlıyor ya. Abi sıfır kokusu herkesin istediği bir şey. Şöyle söyleyeyim sen daha çok buradasın abi. Polo'nun sıfır kokusu ile bunun sıfır kokusu bir mi? Değişiyor. Vay be. Değişiyor. Yani diğer arabaların da değişiyor. Ona tamamen sebebi şu. Kullanılan malzeme kalitesi. Bu sıfır kokusu dediğin kısım senin malzemenin kokusu aslında. Hmm. Kullanılmamış bir malzeme. Fabrikadan yeni çıkmış. Eritmişler. Plastiği buraya getirmişler. Takmışlar. İşte onun kokusu. Seni en çok etkileyen sıfır araba kokusu hangisiydi? Audi Q7 ile Touareg. Arabanın ambiyansı ile birleşince böyle seni bir hipnotize ediyor. Seni böyle bir başka bir dünyalara alıyor böyle sanki. Alplerde koştur yani. Abi sizin Touareg şu anda astronot oldu ya. Ona astronot bakmak mümkün mü? Şunu da şöyle gösterebilirsin. Üç parçalı. Şu anda sen onu yaptıkça buradaki ışıklar değişiyor değil mi aralardaki? Evet. Aralardaki şu alt kısımdaki. Burası az önce yeşildi. Yeşildi. Mor şimdi oldu. Mor oldu. Şurası yeşil. Aynı şekilde hayalet ekranı da aynı şekilde. Yeşile döndü. Evet. Bayağı bildiğin türbe gibi oldu abi. Senin altta mesela yeşil. Burası da yeşil değil mi? Evet. Evet. Üçlü oldu. Yani 1, 2, 3. Doğru. Üçü de ayrı ayrı. Ya şu şekilde de yapabilirsin. Bak şu anda şurası değişti. Yeşil oldu yine. Şu anda yeşile döndü. Şöyle ayrı. Şöyle yaparak burayı maviye alabiliyorum. Kırmızı. Kırmızı. Bu arada burada da değişiyor arkadaşlar. Evet. Hayret gösteriyor. Burası, bence. Burası, şurası ve diğer... Şu aralar, aydınlatmalar hepsi değişiyor. Evet. Ambiyans ayarlaması çok güzel. Şurada şeyler, rüzgarlıklar. Rüzgarların üzerindeki o açma kapatma düğmesini de kaldırdı. Nerede açıp kapatıyoruz abi? Burası. Ha. Çıt çıt diye ötüyor hemen buradan. Açıyorsun. Kapalı. Açık. Ama aç kapa değil. Sen açmaya devam ettiğin sürece şiddetini de açıyorsun. Anladım. Minicik bir ayar var orada. Minicik bir ayar var. Yani amaç işte ne dedim başta? Araba, elektrikli arabalara... Yeni teknolojiye ayak uydurmak için gösterilen bir ön demo. Aynı şekilde aracın genel hatları elektrikli araca uyarlanmış. İçerisinde dijital bir araba bu demek istiyor. Fiziksel buton yok. Buradaki tek fiziksel butonlar abi. P, fites ve şuradaki düğmeler. Evet doğru. Yani sadece şurası fiziksel kalmış. Gerisinde gerisi tamam. Fiziksel şu var bir de. Şurada ses aynen. Ve radyo ayarları var. Arkadaşlar bir de en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi bu arabanın parçaları ne kadar pahalı? Allah göstermesin, kimseye vermesin ama aldınız böyle bir araba. Ön tamponu, farı, aynası, bazı parçaları nedir? Ne kadar pahalıdır? Bunları da kardeşime bir soralım. Dersine çalışmış zaten. Dersine çalışıyorum. Notları okuyordu. Abi bu arabanın ön tampon, far, hatta mümkünse biraz kıl bir soru olmaz dersen, şuradaki şu minik R-Line logosu falan kaç para? Fiyatlarını aldık zaten. R logosu komple set yanlarla beraber 500 TL. 8500 lira farın tanesi. Far 8500 lira. Evet. Tampon ne kadar abi? 3000 lira abi. Tampon 3000 lira mı? Tampon fardan ucuz.
Tampon bedavaymış abi. Tampon pardon ucuz şu giderken anda. Sen bize sar bir iki tane. Bir tane vereyim ben. Senin... Abi tampon gerçekten çok ucuz ya. Şu acaba siyahlar yok mu içinde? Siyahlar yoktur. Şüreli beraber midir? Siyahlar var mıdır? Kesinlikle yoktur bence. Bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum. Onu asıl işte kaportacı ve yedek servisi. Yedek parça ek sormak lazım. Sen bu kadarına şükür ama eğer tampon 3000 liraysa arkadaşlar tampon bedava. Tampon. Bence. 3000 liraysa hakikaten bedava. Bu arabanın tamponu için yani 7-8 bin lira, 9 bin lira gibi rakamlar aklımdan geçiyordu benim. Listede yazan net fiyatı 500 bin lira civarında. 500 bin lira civarında liste fiyatı. Abi bu araba bize ne olur? Sana bu arabayı vereceğim rakam 430 bin lira olur. 430 bin liraya verebiliyorsun. 430 bin liraya kadar liste... bu R-Line'ı görmüş olduğumuz limon sarısı premium led paketli arabayı 430 bin liraya kadar verebiliyorum sana. Bu dip rakam mı? Şu anda dip rakamı. Yani maliyet. Yapışsak birbirimize böyle abi 420 olur falan desek 420 inmez mi? 420 inmez. Şöyle söyleyeyim. Bayiler tamamen kar marjları neredeyse sıfırlamış durumda. Verilecek son rakamlar. Yani liste fiyatından 70 bin lira gibi bir indirim almış oluyoruz. Aynen öyle. Opsiyon doldursak, gırtlak dolusu böyle yapsak, jump mount ne var abi listede sar hepsini desem 600'ü buldurur muyum? 600'ü buldururuz. Buldururuz. Rahat abi. Buldururuz. Çünkü orada işte adaptif hız sabitleyicisinden şerit takip asistanına kadar işte Harman Kardon ses sisteminden. Harman Kardon o çok güzel. Harman Kardon ses sistemine kadar daha gırtlak dolu araç yaparız. Yaparız. Ama önemli olan senin bütçen. Bütçe. Bütçe önemli. Abi şu anda bütçe biraz dar. Herkes bütçeden. Ama gerçekten abi ya şu fiyatların çok çok altına RT10'lar satıldı ya. Arkadaşlar evet. Hatırlayın ya RT10'ları. 220 bin liralı, 210 bin liralı fiyatlardan RT10'lar satıldı en ya. En son 275 bin liraya RT10 sattım. 275'e RT10 sattım. Bugün RT10 kaç para abi? Bugün olsa 600 bin lira. 600 bin lira yani. Düşünebiliyor musun? Sevgili arkadaşlar, sağ olsun arkadaşım bize destek oldu. Sorularımızın hepsine takır takır cevap verdi. Bazılarını posta bile koydu. İyiydi o sorular. Evet. Hazırlayanları iyiydi abi. Arabayı inceledik A'dan Z'ye. İnternette, YouTube'da izlediğim videoların çoğunda bulunmayan, Golf 8 incelemelerinde bulunmayan soruları da hemen hemen hepsinde cevapladık. Birçok detaya girdik. Sanırım atladığımız detay yoktur herhalde ya. Yani civatasına girmedik bir tek biliyor musun? Civatalarına girmedik. Üzerlerindeki hangi yıldız mı, düz mü? Onu sormadık. Alyan mı değil mi? Evet, onlara sadece girmedik. Onları sormadık. Kesinlikle. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer Golf 8 ile ilgili sormak istediğiniz sorular olursa, ya şurada bir eksik şey kalmış, buradaki düğmeyi merak ediyorum, şu neydi, bu neydi, bu nasıl yapılıyordu, opsiyonu neydi, sorularınız olursa yorum bölümüne yazın. Ersan kardeşim zamanı müsait olursa, ben de bu videonun altını şöyle söyleyeyim. Aha. Bu videoyu özel olarak takip edeceğim. Sorulan sorulara alttan da ben de olabildiğince destek adamsın vereceğim. Adamsın abi ya adamsın. Allah razı olsun ya. Vallahi bak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Gerçekten çok teşekkür ederim abi. Evet. Hani en azından insanları aydınlatmış olursun. Aynen. Buradan Ersan kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten çok sempatik biri. Ya param olsaydı ve araba alacak olsaydım vallahi alırdım bak abi. Ben bunu mübalağasız söylüyorum ha. Yani biz daha önceki bayilerde mesela Yılmaz kardeşle işte diğer arkadaşlara falan yaptığımız çekimlerde onlarda da çok memnun kaldık. Evet. Ama hakikaten abi doğru tercih yapmışım. Seni seçtim bu bayi. Neyse. Diğer arkadaşlar gücenmezler değil mi? Dediler? Yok gücenmezler. Hepsi bizden. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu bitiremiyoruz biz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Hoşçakalın.